Dediğiniz gibi uçan balık, yavru balıkları çok seviyor. Sardalya'nın yavrularını yemeye gelirken yakalandı. Evet efendim. Uçan balık anlamı nedir? Anlamı havaların ısı derecesi çok yükseldiği için okyanustan çıkan Ege Akdeniz üzerinden Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya giriş yapan balık türleri çoğalmıştır. Bakın, üzerine bakın, sanki yılanın derisiymiş gibi çok ilginç, hem çok sevimli hem ürkütücü. Balık, bakın üstü sanki yılan derisiymiş gibi havaların ısı derecesinden dolayı değişik çeşit balıklar Marmara'ya giriş yaptı Çanakkale Boğazı'ndan. Görüyorum böyle dalga. Çok farklı bir şey bu herhalde. Uçan balık. Önce şaşırdım böyle bir balık. Değişik balık. Uçan balık. Daha da büyükleri olabiliyor bu yavrusu. İsmi ne balığı? Efendim bu uçan balık havaların ısınmasıyla denizlerimizde Marmara Denizi'nde çoğalmaya başladı. Uçan balık, aslan balığı, balon balığı, trakonya balığı bu çeşitler çoğalmıştır. Deniz mevsimi başladı. Çocuklarımız, büyüklerimiz bilmedikleri balıklara dokunmamaları. Çünkü neden? Çünkü bunların içinde dikenleri zehirli olan balıklar vardır efendim. Sihatimiz için bilmediğimiz balıklara dokunmazsa çok iyi olur. Yani hiç daha önce böyle bir balık görmüş müydün? Yok, kırlangıç balığına benzettik ama değilmiş galiba. İlk kez mi görüyorsunuz? Evet, ilk kez görüyorum. Siz efendim? Aynen, ilk kez görüyorum. Daha önce hiç böyle bir balık görmedim. Peki şaşırdınız mı böyle bir balık görünce? Evet. Anlıyor. Uçan balık gibi. Kenan amcanın balığı. Efendim, görenler şaşırıyor, hayretler içinde kalıyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde eksik olan bir deniz canlısı daha müzeye ilave oluyor, katılıyor. Ne katılıyor? Uçan balık. Teyyare gibi uçuyor. Çok şükür uçan balık da müzeye dahil oldu. Uzun süre uçabilen ilginç bir balık. Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi, Beylikdüzü merkezde giriş ücretsiz.